Uzi ile girdiği polemikle Mustafa Sandal geçirdiği kaza nedeniyle eşi Melih Sandal günlerce konuşuldu. Magazin dünyasının gözde çifti katıldıkları bir gecede kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcı yorgunluğunu anlatarak başladı sözlerine. Ben AKK'dan geldim, kitesurf'ten geldim. O yüzden biraz yorgun geldim. Bir 1,5 saat kayıt yaptım. Surf, Mustafa Sandal için bir tutku. Hatta Akyaka'da bir kitesurf okulu açan ünlü şarkıcı yaz tatilinde bol bol tutkusunun peşinde havalardaydı. Maksimum ben 1 saat yapıyorum. Maksimum. 50 dakika, 1 saat. Ondan sonra bir ara veriyorum, tekrar bir 1 saat yapıyorum. Böyle havalanıp uçuş oluyor mu? Evet, 5-6 metrelerde geziyoruz işte öyle. Ama sadece küçük bir daldaysan çok iyi surf yaparım. Eşinin bu tutkusuna ortak olup olmadığı sorulan Melih Sandal, geçirdiği korkutucu kaza nedeniyle hala tedavisinin devam ettiğini paylaştı. Ben yapmıyorum. Ben zaten bir kaza geçirdim, evet, biliyorsunuz. Evet, biliyorsunuz. Evet. Ondan ben dolayı o yüzden sürekli Bodrum'da kalmak durumundayım. Her gün fizik tedaviye gidip geliyorum. Bilindiği üzere Muğla'da Gökova Körfezi üzerinde tur atarken Melih Sandal'ın içinde bulunduğu Cairocopter aniden motor arızası vermişti. Pilot, türbülanstan kurtulmak için tarlaya iniş yaparken zeytin ağaçlarına çarparak durmuştu. Korkunç kazadan elindeki kırıkla kurtulan Melih Sandal'da yaşadıklarının etkisi sürüyordu. Biraz yani uçaktan korkmuyorum ama arabada falan hızlı gidince biraz korkuyorum. Yani yaşadığımız şey tabii yani sadece şu bilekle atlatmış olmamız mucize yani. O yüzden Allah'a şükürler olsun, benim bir sadakamız varmış. Ve gelelim son günlerin en büyük tartışmasına, manşetlerden düşmeyen polemiğine. Çıkacakları konserde sahne sıralaması nedeniyle rapçi Uzi ile karşı karşıya gelmişti Mustafa Sandal. Ünlü rapçinin üslubu çokça eleştirilmiş, müzik dünyası ikiye bölünmüştü. Pazara kadar değil, mezara kadar. Sonuna kadar, gideceğim yolun sonuna kadar. Manitalar paparazzi gibi yakalar. Günler geçti ama ne polemik duruldu ne de Uzi'ye öfke dindi. Yaşananların ardından Mustafa Sandal da konu kapansın istiyordu. Ben zaten gerekli cevabı yazdım, ilettim. Sağ olsun her ortamda herkes de gerekli cevabı verdi, verilmesi gereken cevabı verdi. Onun üzerine daha fazla söylenecek bence bir şey yok. Ben söyleyeceklerimi çok güzel yazıya döktüğümü düşünüyorum. Mustafa Sandal yeni jenerasyonu her zaman desteklediğini sözlerine ekledi. Şimdi mesela çarşamba günü çok genç bir arkadaşımızın, müziğe çok aşkı olan genç bir arkadaşımızın hayallerini gerçekleştirmek açısından çok güzel bir şarkı yaptım. Sözü müziği bana ait, düzenlemesi bana ait. Sen çok çok tamamsın, safede güzel, nasıl can yakarsın. Ben her zaman genç sanatçı arkadaşlarımıza destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onların önünü açmamız gerektiğini düşünüyorum. Onların hayallerine kavuşmaları için bizler kıdemli kıdemli sanatçılar olarak onların önünü açmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama o esnada saygının hiçbir zaman kaybolmaması taraftarıyım. Saygı olduğu müddetçe hani bizler daha yüceliriz. Bir kere sektör olarak, sanatçılar olarak daha yüceliriz. Yaşadığı sorun nedeniyle rap müziğe de rap müziğini icra edenlere karşı da hiçbir tavrı tutumu yoktu. Mustafa Sandal hatta rap müziğin en büyük destekçilerinden olduğunu dile getirdi. Ben biliyorsunuz ki 2006 senesinde İsyankar'ı yaptığımda şarkının başında daha Türkiye'de rap akımı başlamamıştı. Daha Türkiye'de rapin reisi yoktu. Aşkına İsyankar. Yo yo Lezmani Senorita. Dolayısıyla 2006'da Mustafa Sandal'ın kafası oradaydı. Vizyonu oradaydı. Ben her türlü müziğin, her türlü insanların enerjisine şifalı gelecek. Tekrar ediyorum. Şifalı, iyi gelecek. Her türlü müziğin yanındayım. Sandal'ın tek kıstası isyankar rap şarkılarının sözleri ve içeriğiyle ilgiliydi. Bazen bazı şarkılar duyuyorum. Çok negatif içerikli. Şarkı demeyeyim de onlara. Hani melodik bir yapıda bir şeyler duyuyorum. Yani içinde küfürler oluyor, negatif enerjiler oluyor. Onları tasvip etmiyorum. Tabii bu değerlendirme tüm rap müzik camiası için değildi. Yani bütün rapçilere böyle bir şey demeyelim. Fakat özellikle genç arkadaşlarımıza, arkadaşlar hayat dediğin şey kısa bir yolculuk, bunu
en güzel şekilde, en pozitif şekilde yaşamaya gayret edin yani. Hani hayata küsmeye değecek bir durum yok yani. Evet, insanlar ne bileyim negatif bir mod içinde olabilir, negatif bir ortam içinde olabilir. Bunun içinden pozitif duygularla çıkabiliriz, pozitif bir enerjiyle çıkabiliriz. Kafanızı buraya yönlendirin. Hani ben şarkılarda duyuyorum çok negatifli içerikler, bunları tasvip etmiyorum. Yeni neslinde böyle şeyler dinlemesi beni üzüyor açıkçası. Egoma ters düşüyorsun, çek git buradan, yeter üstüme gelme sağ.